Biri. Aa, geldim zaten. Yıllarca da mutfakta çalışmış. Sürpriz malzemelerle doğaçlama bir tarif çıkarmasını isteyeceğim. Bakalım neler olacak. Hoş geldin. Hoş gördük. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Dur. Bir şeyler gördüm. Şimdi ben artık senin çırağın olacağım bugün. Çünkü Kadir'in eğitimi de, yemeğe bakış açısı da, hayata bakış açısı da çok heyecan verici benim gönlümde. Dolayısıyla onun elinden, aslında ben senin elinden yemek yemek istedim. Eyvallah. Derdimiz buydu. Programda vesile oluyor. Eyvallah. Sana çeşit çeşit malzemeler koyduk. Tamam. Beni istediğin şekilde kullanabilirsin. Tamam. Emrine amadeyim. Teşekkür ederim. Yarım saatimiz var. Hadi ya. Hadi. Yarım saatte bakacağız. O zaman açıyorum. Hazır Lütfen. Mısın? Bunların hepsini kullanmamıza gerek yok. Ben de onu şaşırdım şimdi. Sen istediğini seç. Biraz düşün edebilirsin. İki tane senin istediğin takviye biz tabii bulabilirsek kullanabiliriz. Bu arada bahçemizde kekikler var, fesleğen var, biber var. Onlar zaten hani şu an burada gözünle görebildiğin şeyler de emrine amade. Palamut mu bu? Bu palamut. Bonfilemiz var. Tamam, o zaman bak şöyle yap. Bir dön. Şöyle bir bak falan filan. Terledi. Ben şöyle diyorum çık. Benim görevim bugün senin asistanlığın. Ne kulağın da var tabii. Evet, böyle yemek de yapabildiğimi düşünüyordum ama. Tamam, tepsi kebabı tarzında bir şey yapalım ama adına tepsi kebabı demeyelim. Bakalım ne olacak. Tamam. Olur mu? Olur tabii ki. Şimdi Kadir'i birazcık terlettik. Evet. Ama sonunda galiba karar verdi. Ne karar evet, tepside yapılabilen bir köfte. Adına ne tepsi kebabı diyoruz, ne köfte diyoruz. Bakalım ne çıkacak sonuç. Tamam. Ben lezzetli olacağına inanıyorum ama adını da yiyenler koysun artık. Tamam, emrine amadeyim şimdi. Benden tamam, teşekkür ne istersen. Ederim. Cevizleri sot edersen memnun olurum. Tabii ki. Ben de burada soğana başlayayım. Bir tamam. Tane soğan yeter herhalde. Sen kaç sene mutfaklarda çalıştın? Aslında 14 sene kadar sektörde çalıştım. Bunun bir kısmı mutfakta oldu. İlk tecrübem mutfakta başladı. Buluş yıkayarak Mersin'de. Daha sonra buraya geldiğim zaman çeşitli mutfaklarda çalıştım. Ondan sonra da işletmecilik, mekan sahipliğine kadar gitti. Herhalde mutfakta 4 senem falan vardır en az. Peki, oyunculuk mu mutfak mı diye böyle bir ters köşe soru sorayım mı? İkisi de aşkla yaptığım, çok severek yaptığım mesleklerim. İkisini birbirinden ayıramam. İkisi de tam zamanlı iş olduğu için şu an mutfakla ilgilenemiyorum. Ama her zaman oyunculuğu her sene yapamıyorsunuz. Biraz beslenmeniz lazım. Doğru. O dönemi kolluyorum. O döneme gelince sanırım bir projem var. Onu gerçekleştirmek için, hayata geçirmek için başlayacağım. Türk mutfağı. Muhabbet üzerine, çok böyle müziğin olduğu değil de sohbetin olduğu, mezelerin olduğu, insanlar sohbet edebileceği bir mekan açmak istiyorum. Adına bugün meyhane diyorlar ama ben meyhane demek istemiyorum. Böyle bir projem sohbethane var. Sohbethane gibi. Bravo, teşekkür ederim. Adı mıydı? Çok güzel oldu. Hayır, şu an isim verdin. Peki, evde kim yapıyor bunu? Büyük ihtimalle seni seven herkes çok merak ediyordur. Evde zaman, kimin zamanı varsa o yapıyor yemeği. O da Allah'tan yemek yapmayı çok seviyor. Çünkü ikimiz de aslında yemek yemeyi seviyoruz, lezzetli yemek yemeyi. Peki nasıl böyle durabiliyorsun? Bir de bana anlatsana. Ya işte Allah'ın şanslı kuluyum diyorum her zaman. Metabolizma herhalde aileden geliyor. Ne kadar yersem yiyeyim, alabildiğim kilo sınırlı. Buyurun. Şimdi ne yapayım şefim? Sarımsak da. Bir tane mi? Bir tane yeterli sanırım. Bayağı püre gibi yaptım. İçine koyuyorum. Lütfen, teşekkür ederim. Tamam. Bunu böyle ekmek gibi ufalayabiliyorum değil mi? Tabii ki. İlk defa kullanacağım. İnşallah beğenirsin. Beğeneceğime eminim de efekti ne olacak? Yani etkisi ne olacak? Ekmek gibi toparlayıcı o ne derler? Tabii o şişecek. Kıymanın suyunu alacak, ha. Soğanın suyunu alacak. Bütünleştirecek. Dışta kalan kısımlar da çıtırdayacak. Süper. Biraz belki pul biber. Hı? Olur, çok da güzel olur. Başka baharat ister misin? Bak burada baharat. Tarçın isterim. Tarçın. Evet.
Neden tarçın? Benim sırrımdır köftendeki tarçın. Öyle mi? Herkes sorar, bu ne ya, bu ne? Tamam. Teşekkür ederim. Ben de pek alışık değilim böyle. Bayağı bir rahatım. Sen hep gel Kadir. Şimdi sana işin şeylerini vereceğim, zor kısmı. Bunu mesela karıştıracaksın benim için. Madem tabii yamaksın. Tabii ki. Tabii ki. Ya madem yamam, zevkle karıştırırım. Peki bir şey soracağım. Şimdi burada arada bizi durduruyorlar, bir şeyler diyorlar. Bu set mi zor sence? Yani ben günde bazen 16 saat falan ayakta kalıyorum. Çekim yapıyoruz üst üste. Hmm. Ama hiç dizi setine gitmedim. Acaba dizi seti mi daha zor yoksa yemek seti mi daha zordur? Onu bir merak ediyorum. Yani ritimleri çok farklı. Hı hı. Amaçları aynı olsa da ritimleri inanılmaz farklı. Ve burada sen kendi kurduğun ekiple çalışıyorsun. Hı hı. Onun avantajlarını, yani kurduğun derken belki hep beraber kurdunuz bu ekibi ama... Hı hı. Onun avantajlarını hızlıca ilk bölüm itibariyle yansıtabiliyorsun. Ama biz, dedim ya insan halleri... bizim setimizde en az 100 kişi oluyor mesela. Yek vücut olmak epey çok, vakit alıyor. Biraz vakit alıyor çünkü herkes aynı demde olmuyor. Hı hı. Aynı deme gelmek, o bir olabilme kısmı birkaç haftayı belki birkaç bölüm buluyor. Bu anlamda bazen dezavantaja dönülen zamanlar oluyor ama aslında sistem aynı. Eğer bir sıkıntı demeyelim, yolunda gitmeyen bir durum varsa sete uygun yine kesiyoruz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Bu anlamda mesela çok avantajlı bana sorarsan. Çünkü oyunculuk biraz gözlem üzerine, insan halleri gözlem üzerine. Benim için biraz eğitim yeri de oluyor. Mutlaka iki tarafında zorluğu vardır. Bizde de bazen 20 saati aşkın çalışma sürelerimiz oluyor ama... mecbur kalıyorsun çünkü bir işi yetiştirme sorumluluğu var ve güzel olsun istiyorsun. O yüzden 20 saat çalışıyorsun. Yoksa mesela son birkaç setimdir maksimum 12 saat çalıştırıyorlar. Böyle bir düzen getirdiler. Eğer nereye gittiğini, ne yaptığını farkında olursan o zorlukları... absorbe etmek çok zor olmuyor. Peki mutfakta çalışmak mı daha zordu dizide? Mutfakta. Yani orada aslında ilk saniye itibariyle tek vücut olabilmen lazım. Doğru. Yani şef, beyin, soğukçu sol kol belki, işte tavacı sağ kol, su şefi kalp falan. Onların hepsinin doğru zamanda doğru hareketi yapıyor olması lazım. Ve aynı anda 30 kuver, 40 kuver de çıkarttığınız oluyordur mutlaka. Çalıştı mı bilmiyorum mutfakta ama. Yani mesela 250 kişilik yemek hazırlığı da yapıyorsunuz. Aynı anda 250 kişiyi doyuruyorsunuz. Onun stresi ve zaman aralığı daha bambaşka şey... Bambaşka bir şey. O daha zor açıkçası. Çünkü dizi setinde sıkıntı yaşadığın zaman durdurup insanın o demi yakalaması için vakit ayırıp tekrar devam edebiliyorsunuz. Bu arada bak kadayıfın kokusunu... Yumuşatmış. İyi mi? Gayet iyi. Bunu da ben karıştırdım. Tamam. Ne istedin? Sumak. Sumak. Bu fazla mı, alayım bunu biraz? Bence güzel ya. Tamam. Ya çünkü yani kebap köfte gibi yapacağız. Eyvallah. Dedik. Yağımız daha az köftenin yağı. Tamam. Bunu böyle bastırayım lütfen, abi. Lütfen. Bayağı aç bence buraya kadar. Hemen aldım ateşten çünkü pişmesini istemedim. Pişerken çekeceği için o aralığı kullanmak istiyorum. Kesmek istiyorum. O aralığı, tamam. Piyazı, hatta belki sos da yapabilirdik ama... Ne istersin? Buna zeytinyağı falan mı? Yok. Ona birazcık zeytinyağı iyi olur. Hemen. Yeterli de olacak. Mandalina da koyayım mı? Elimize malzeme mandalina harika var. Harika olur ya. Rendeleyip de yapabiliriz. Ya da limon gibi de kullanabiliriz. Limon gibi de kullanayım. Belki son kabuğunu. Kabuğu yarışabilir diğer lezzetlerle. 4 yeter mi yoksa 8 mi yapayım sence? 4 yeter sanki. Yok, 4 yeter. Buradan inşallah şey bir yere gitmiyorsun çünkü diye böyle. Akşam misafirlerim var, onlara da yemek pişireceğim. Ha öyle mi? Evet. Daha bonfile verebilirim. Teşekkür ederim. Şu an Neslihan menüyü oluşturuyor. Gidince beraber yapmaya başlayacağız. Hadi bakalım. Aynen. Girebilir ha.
Sen bunları piyaz arasına girebilsin diye mi, içi iyi pişebilsin diye mi kestin? İkisi de. Yani bu bir yere işte bildiğin sırlardan, ufak sırlardan bir tanesi. Nefis. Daha hızlı ve iyi pişsin diye. Köftemiz fırında, piyazımız da hazır. Artık böyle sofrayı kurup sonra afiyetle yiyebiliriz. Eyvallah. Sana güzel bir çay da hemen getiriyorum. Tamam. Oh. Tepsi kebabıyla köfte arası bir şey. Hepsinden biraz var ve çok da güzel gözüküyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Altına yapalım önce bir tane. Tamam. Peki bir şey soracağım. Bu senin yaptığın bir yemek miydi yoksa şu evet, an? Evet ama mesela şeyi unuttum. Ben biraz böyle içerisinde kırmızı o şey Adana kebap gibi yapıyorum açıkçası. Hı. Biraz da kırmızı rengi oluyor onun. Hı hı. Kuyruk yağı, kıyma, kırmızı dolmalık biber. He. Ondan sonra ortasına da közde domates, közde soğan, yine böyle piyaz. Şöyle yanına koyalım. Buyurunuz efendim. Bunu da böyle koydum. Aynen. Sonra Allah ne verdiyse. Senin tavsiyen üzerine şunu da serpiştirelim. Deneysel ama bence lezzetli oluyor efendim. Evet. İlk tadı. Olur ama siz. Eğer siz keserseniz efendim, sizin elinizden yersem benden mutlusu yok. Bakalım gayet güzel gayet pişmiş. Güzel olmuş. Ben bunu peki direkt lavaşımı alıp yesem olur ya mu? Ya lütfen aslında öyle yapsak çok tamam. İyi. Tamam. O yüzden şöyle parçaları böleyim. Biraz daha vereyim mi? Olur vallahi. Ben galiba bekleyemeyeceğim. Lütfen afiyet olsun. Tarçın ne kadar yakışmış. Her ne kadar köfteyle başlamak istemesek de iyi ki köfte yapmışız. Türkiye'de dışarıda sipariş edilen yemeklerin %50'si köfteymiş. Hiçbir zaman köfte sipariş etmem, hep kendim yaparım. Öyle mi? Evet. Haydi o herkesin ellerini sağlık. Çok teşekkürler. Haydi bakalım. Bunu kime veriyorum? Şanslıyım, şanslıyım. Onu al. Az böyle vereyim. Nasıl? Ben beceremedim mesela. Niye? Hepsini attım ağzıma. Ha. Bekletemedim. Kime veriyorum? Anadolu. Afiyet olsun. Gerçekten ellerine sağlık. Ellerine sağlık. Adana'yı sever, Adana'nın ailesi. Çıkanlar. Minik parçaydı. Köfte ne dedirtiyor? Müthiş. Kadir. Türkiye dev bir dolma mı? Dolma tekniğiyle başka ne tarifler yapılabilir? Kuzguncuk'taki kilise, sinagog ve caminin ilham veren hikayesi ne? Çok katlı kadayıftan börek olur mu? Modern Çelebi Saffet Emre Tonguç hiç seyahatnamesiz olur mu? Bal kabağından dev dolmanın tadına doyum olur mu? Hepsinin cevabı ve çok daha fazlası gelecek bölüm Refika'yla Öze Dönüş'te.